Merhabalar değerli pencere kullanıcılara. Yine montajlardaki eksiklere devam ediyoruz. Montaj önemli, çok önemli. Yani kötü bir pencere iyi bir şekilde montaj yapılırsa çok iyi olur. Gene iyi bir pencere iyi bir montaj yapılırsa gene çok iyi olur. Kötü bir şekilde montaj yapılırsa iyi pencerenin hiçbir özelliği kalmaz. Yine Düzce'deyiz. Önemli dedik. Ne yönden önemli? Bu sadece kaldır vidal olayı değil. Montajdan sonra bu benim görüşüm. Saygı duyan olup olmayan olur. Bu konuda öncelikle bilgi vereyim. Şimdi burası şu anda güneş vurmadı. Sabah saat 8'de öğlen bir güneş vuruyor. Ben keşfe geldiğimde ev sahibi İsa Bey'e sordum güneşi nerelerden alıyor diye. Tamamen alıyor dedi. Isıcam konforu düşünmüş. Tamam doğru. Ama doğramaya ne gibi işlemler yapılmalı? Bu çok önemli. Şimdi yine montajını başlayacağım, bitireceğim hızlı bir şekilde. Ondan sonra ne yapacağız? Yani doğrama güneş aldığında etkilenmemesi için neler yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Başlıyoruz. Evet, doğrama çok temiz yani temizlenmiş. Onda bizler şanslıyız. Bir iki böyle ufak tefek çapaklar var. Evet. Yine kaliteli mastiğimizi çekiyoruz. Olabildiği kadar yaklaş abi. Şöyle. Yine. Şuralarına mutlaka çekerim lastiği. Evet. Gene son böyle şeylerine bakıyoruz ve kaldırıyoruz. İşkencelerimizi sıkıyoruz. Evet, vidalar olabildiği kadar kayıtların yanından atıyoruz. Çünkü ne kadar da olsa rüzgar yok, bunlara binecek. Bunlara bineceği için kayıtların dibinden vida atılması çok önemli. (Gülüyor)
Evet, montajımız tamam. Montajdan sonra bence bu çok önemli. Bu doğramalara güneş ışığı vurduğunda çalışmasını engellemek için hava delikleri açılması lazım. Bunu da bilinçli bir şekilde açmak lazım. Şimdi abi olabildiği kadar yaklaş. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bu doğramanın kesiti bakın. Biz ne yapacağız şimdi, şuradan bir delik edeceğiz. Bir katman, yani şöyle. Gördünüz mü? Şimdi güneş ışığı, bunun dış tarafı bu. Güneş ışığı buna vurdu mu şuradaki ısıyı düşürmek lazım. Niye? İlk önce güneş ışığı şu katmana vuruyor. Bunu da böyle şu vakum deliklerini açarak hava tahliyesini yapmak lazım. Bu çok önemli. Yani hem buradan deliyoruz, hem de daha alt katlardan şuradan deliyoruz. Gördünüz mü? Bu tam oraya elini böyle değdir abi kameraya. Gördünüz mü? Bakın. Bunu mutlaka delmek lazım değerli tüketiciler. Yani özellikle meslektaşlarıma sesleniyorum. Böyle güneşin etkili olduğu bölgelerde bu işte mutlaka yapın. Abi bunu bizim elimiz alıştı, sizler yapmayın yani. Bu işte böyle doğramada bir sıkıntı oluştuktan sonra yapmanın bir anlamı yok. Yeni doğrama takarken bence yapılması lazım. Bu delikleri de tabii göstermemek lazım. Her işin bir yakışıyor var. Ayrıntıları hiçbir yerde bulamazsınız değerli tüketiciler. Çünkü biz sürekli pencere tamiratına gittiğimiz için sorunları görüyoruz. Ne gibi çözümler yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani şu cepheden şu bölgeyi delen arkadaşlar var. CNC'de deliniyor. Ama şu aşamada yani ortadaki odacığa, şu odacığa böyle bakın. Evet, şu odacığa hava geçmesi çok önemli. Yani bu önemli. Niye dediğim gibi oradan hava sıcaklığı, yani bu güneş öyle bir vuruyor ki buraya hava meteorolojinin verdiği değerlere göre 30 derece, 35 derece sıcaklık oluyor ama belki 60-70 derece sıcaklık oluyor. Bu da doğramanın çalışmasını sağlıyor. Yani bu gözle gözükmeyen bir işlem ama çok önemli, çok bence. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi dediğim gibi bizim bu pencereler CNC'den çıkma, çok güzel pencere. Bizim fabrikada vida atıyorlar ama ben gene de emniyet olsun diye vida adetini arttırıyorum. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 tane vida atmışlar. Aralarına biz de atalım. Yani niye? Vidanın topu kaç para? Yani atalım ki bu pencere daha böyle bir kemiği şeyle bütünleşsin. Yani bir şurada vida var. Biz de şu araya atalım. Evet, camımızı takalım.
buraya girmeyen cam niye buraya taktık onu söyleyeyim. Şimdi işte tornadan çıkma inşaatlarla karşılaşmıyoruz. Yani bunu da beklemiyoruz zaten. Hatalar olabilir. Burayı ne yaptık? Mermerci biraz yukarıda koymuş. Biraz çaktık. Bir sakıncası var mı? Yok kesinlikle. Bir de camcımız hafif böyle bir paralel bir şekilde yapışmış, yapıştırmış. Biz de ölçüleri biraz daha büyüttük, bilgisayardan verilen ölçüleri. Bu cam paralel bir şekilde olduğu için, bu tarafta boşluğu normal olduğu için buraya oldu ama iki hata da üst üste geldiği için buraya olmadı. Sebebi bu yani, bunu açıklayayım. Doğramayı zaten camdan takarken hafif çakıyoruz biliyorsunuz, burada açılır var, onu da takayım bir. Evet. Şöyle hemen hemen tamam. Biz bu takozlamalarını falan zaten yapmıştım ben. Üstünden bir sarktım falan. Sarkma pozisyonu falan durup yok. Buralarda bakın vakum deliği açılmış. Yani açılırlar da bu da çok önemli. Üst taraf da açılmış. Buralar da açılmış. Yine şurada gösteriyor mu? Bakın tam şurada açılmış. Yani bu önemli. Bu vakum delikler önemli. Ben de çok meslektaşlarımızın yani bu çok güneş alan yerler, bunları arttırması lazım. Vidadetini arttırması lazım. Daha doğrama yeni takılmışken. Niye? Yakın bir zamanda doğramalar çalışma yapıyor. Evet. Yine ufak tefek ayarlar var. Onlarla ben sizin vaktinizi almayayım. Yine aydınlatıcı bir video çekmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Fikir verebilmişimdir meslektaşlarıma, sizlere. Başka söylemediğim bir şey yok diye düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlere evlerinizde canı gönülden yazın. Kışın sıcak ve sağlıklı mutlu günler diliyoruz. İyi günler.